Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Aden markasına ait FX67'nin devamı niteliğindeki FX67 Pro'yu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda FX67 Pro 4K versiyonunun uçuşunu test edeceğiz. Önce yükseklik, daha sonra menzil ve özelliklerini test edeceğiz. Ardından da malumunuz olduğu üzere dayanıklılık testine geçeceğiz. Hemen cihazın kurulumuna geçelim. Öncelikle ön ayaklarımızı açıyoruz. Cihazın kollarını açıyoruz. Bu şekilde. Çıt seslerini duymanız lazım. Yani yarım açık bırakmamalısınız. Çıt sesini tamamen duyun. Düğmeye birkaç saniye basılı tuttuğunuzda yeşil ışıkların tamamen yandığını ve bu sesi çıkardığını duyacaksınız. Cihazınızı bu sesi duyduğunuzda yere konumlandırın. Ve ilk açılış için, yani ilk kullanım için kırmızı butona basarak cihazınızın kumandasını açın. Birkaç saniye içerisinde cihazınız ve kumanda eşleşecek. Kumanda göstergesi üzerinde bataryayı görüyor olacaksınız. Batarya seviyesini. Şimdi yapmamız gereken ilk şey cihazımızın kalibrasyonu. Peki bu kalibrasyonu nasıl yapacağız? Cihazımızın ışıklarını görüyorsunuz. Stabil hale getirmemiz lazım. Cihazın kalibrasyonu yapabilmeniz için batarya ışığının hemen üzerinde yer alan kısımda cihazın ışığının yanıp yanıp söndüğünü görmeniz lazım. Şu an cihaz benden kalibrasyon istemedi. Bu da demek oluyor ki hangi kutupta olduğunu kendi tespit edebildi. Peki kalibrasyon isteseydi ne yapacaktık? 3 kez şu şekilde cihazımızı çevirecektik. Daha sonra kafası yukarı bakacak şekilde 3 kez bu şekilde çevirecektik. Ve arkadaki ışığımız yeşil hale gelecekti ki ben de zaten şu an yeşil konumda. Hemen şimdi cihazımızı uçurmaya geçelim. Cihazımızı uçururken dikkat edeceğimiz şey, cihazı açtıktan sonra kumandanın üzerinde yer alan kırmızı butona bir kez bastığımızda cihazımızın uçuşa hazır hale, motorların çalışır hale getirmesi. Hemen cihazı kaldırıyorum. Bu arada önemli bir nokta da, cihazı biraz uzaklaştırayım kendimden. Cihazı kaldırmadan önce dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de kumanda ekranında gördüğünüz uydu sayısı. 7 ve üzerindeki uydu sayılarında uçuş yapmanız, uçuş güvenliğiniz açısından çok önemli. Bu sayede kalktığı noktayı muhafaza edecek ve tekrar eve dön komutunu verdiğimizde cihazımız evimize otomatik olarak dönecektir. Cihazımızı eşleştirmek için öncelikle Wi-Fi alanına giriyoruz. Drone 4G'yi buluyorsunuz ve bunu seçiyorsunuz. Cihaz buna bağlandığında MRC Pro uygulamasını açmamız lazım. Hemen MRC Pro uygulamasını açıyorum. Uygulamaya girdim. Şu an gördüğünüz üzere görüntü aktarımı yapıldı. Hemen cihaza kumandamızı yerleştirmek için gerekli işlemleri yapalım. Cihazın şu kısmını açtığımızda burada telefonumuzu yerleştirebileceğimiz bir alan çıkıyor. Hemen şöyle çekiyorum. Ve şu an telefonumu buraya sorunsuz bir şekilde yerleştirdim. Şimdi tekrar kırmızı butona basarak cihazımızın uçuş işlemini başlatacağım. Cihazımızın iki modu var. Bunlardan bir tanesi spor modu, diğeri tripod modu. Şu an cihaz spor modda, biraz hızlı hareket ediyor. Ben cihazı tripod moda, yani yavaş çekim moduna aldım. Yavaş hareket edecek. Şu an video kaydı da yapıyor. Zaten izleyeceksiniz. Hemen bir 120 metreyi deneyelim. 20 metrede ve hala yükselmeye devam ediyor. Görüntü kalitesi gayet berrak. 30 metreye çıktım. 40 metreye doğru ilerliyoruz. GPS sinyalimizin zayıf olduğuna dair uyarı verdi. Biraz cihaz şu an kendi süzülüyor. Hala weak GPS diyor ama ben yine manuel uçurmayı tercih ediyorum. Bu dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Eğer çok zayıf bir GPS sinyaline sahipseniz cihazınız rüzgar akımına kapılarak cihazınızı kaybetmenize neden olabilir. 80 metrede ve hala GPS sinyalimizin zayıf olduğunu söylüyor. Aman sessiz olun. Zayıf GPS sinyalinde cihazınızı uçurmayın. Evet, şu an cihazımız GPS olmamasına rağmen bağlantımız koptu. İnşallah cihazı kaybetmeyiz. Şu an aşağı doğru indirmeye çalışıyorum. Cihazımız evet sürüklenmeye başladı. Havada indirmeye çalışalım bakalım. GPS olmamasının zararları. Cihaz çok alakasız, kel alaka bir yere gitti. Hala weak GPS sinyal diyor. Yani 85 metre civarında uçurabildim. Muhtemelen bulunduğumuz konumla alakalı. Etraftaki uzun binalar, metal yığınları cihazın GPS'ini engelliyor olabilir. Yukarıda da biraz rüzgar var anladığım kadarıyla. Şöyle cihazı hafiften getirmeye çalışıyorum. Bu arada cihazın kamerasını da
Kumanda üzerinden hareket ettirebiliyoruz. Yani şöyle göstermek istiyorum size. Evet, gayet berrak, gayet pürüzsüz bir sarsıntısız görüntü kaydı var cihazımızın. Evet, şu an 15 GPS uydusunu tekrar buldu. Eğer gösterebilirsek cihaz biraz ileri doğru gitmiş oldu. Gittiği nokta açıkçası benim kaldırdığım nokta değil. Çünkü bu noktadan şuradan kaldırmıştım ama oraya kadar sürüklendi cihazımız. Şimdi cihazımızı biraz GPS sinyalini de kopartmadan şöyle hafif kaldıracağım 30 metrede. Kamerayı da karşıya doğru bakacak şekilde ayarlayalım hafiften. Şöyle. Cihazı şimdi ileri doğru itekleyeceğim. Bir 200 metre civarında cihazı uçuralım. Burada dikkat etmemiz gereken şey sivil havacılık kurallarını ihlal etmemek. Yani bazı arkadaşlar 1 kilometre belki 5 kilometre menzil test edecekler ama ben buna tamamen karşıyım. Böyle uçulmasını istemiyorum. Bunu belirtmekte fayda var. Cihazı götürüyorum. Şöyle bir 100 metreyi gördüğüm zaman cihazı tekrar geri çağıracağım. Zaten görüntü kaydının nasıl olduğunu görün istiyorum açıkçası. Şöyle yavaştan da cihazı çevirelim. Evet. 70 metredeyiz, 72. Gayet stabil bir uçuş, gayet stabil bir görüntü. Titremiyor, zerre titreme yok. Mekanik gimbal ile elde ettiğimiz bir görüntü var. 85 metredeyim. Sinyal azalıyor ara ara ama gayet kendinden emin. GPS uydularımız yerli yerinde duruyor. 16 uydum var şu an. Zaten ekran kaydından da bunu görüyor olursunuz. Şu an 100 metreye ulaştım. Belirtmemde fayda var. Zaten görüyorsunuz etrafta çok fazla bina var. Bu tür yerlerde uçmamak lazım. Bu tür yerler GPS sinyalinin ya da işte cihazı uçurmak için elverişli yerler değil. Bunun için daha açık ortamlar, daha çekim yapabilmeniz için daha engelsiz ortamlar tercih etmeye gayret edin. Ben amacım cihazı size tanıtabilmek. Bu cihazın zaten aktif menzili 2 kilometre. 1 kilometre kadar da görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Şu an ekranımda cihazım olan bağlantım koptu. Bakalım cihaz ne yapacak? Geri dönüyorum dedi. Yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Tamam, şu an tekrar bağlantımı sağladım. Cihazı geri çağırıyorum. Şimdi hemen cihazı çağırayım. Ardından özelliklerini test etmeye başlayalım. Bu arada görüntü kalitesi bence gayet tatminkar. Ayrıca zoom özelliği var. Onu da şuradaki arabalara yakınlaşarak mesela deneyelim bir. Şöyle. Bu her drone'da kolay kolay rastlayabileceğimiz özelliklerden değil. Şöyle. 50x zoom yaptım. Tekrar geri çekiliyorum. Ne kadar bir zoom yaptığımızı görelim diye. Yani bu dijital bir zoom tabii. Çok bir şey bekleyemeyiz ama cihazı geri çağıralım. Diğer özelliklerini hemen hızlıca inceleyelim. Evet, şimdi hemen hızlıca beni takip et modunu takip et, şey yapalım, uygulamayı alalım. Beni takip et modunu ekranda açtığım zaman ekrandaki uyarı kısmını kenara doğru çekmemi istedi. Ve şu an çektim. Cihaz cep telefonumdaki GPS'i takip edecek. Bakalım nasıl takip ediyor. Bakalım takip edecek mi? Cihaz beni takip etmiyor. Bir şey yanlış yaptık muhtemelen. Beni takip et dedim. Evet, şu an az önce yanlış yapmışım. Cihaza bağlantım kopmuş benim anladığım kadarıyla. Şu an beni takip ediyor. Şöyle kadranından çıkmaya çalışıyorum. Bana doğru yavaş yavaş dönüyor. Herhangi bir müdahalem yok. Şöyle ilerliyorum. Bakalım benimle gelecek mi? Evet, cihaz benimle birlikte geliyor. Biraz beni olduğumdan herhalde hafif kilolu gösteriyor ya da gerçekten çok kiloluyum. Ama onun haricinde beni takip edeyim. Şöyle yapalım. Bakalım. Şimdi buradaki mantığı tekrar anlamanız için söylüyorum. Bu cihaz beni bir yazılımla takip etmiyor. GPS ile takip ediyor. Şöyle dönelim bakalım. Bana göre kendini konumlandırmaya çalışıyor. Bakalım bulabilecek mi? Evet. Şu an beni takip ediyor ama kadraja kendim girmen gerekiyor. Şöyle yapalım. Tamam. Beni takip et de işte yani ahım şahım bir beni takip et olmasa da gayet
bu fiyattaki bir cihaz için bence iyi. Bakalım şimdi başka ne özelliği var cihazımızın. Şimdi de etrafında dön. Yani orbit modunu test edeceğiz. Uydumuz olacak. Bakalım bizi etrafımıza dönebilecek mi? Yine aynı uyarı çıktı. Etrafında dönmek için bilgi istedi. Şu an dönüyor ama biraz bu irtifada biraz tehlikeli. Şöyle biraz yükseltelim cihazı. Şöyle etrafta ağaçlar var. Ekran kaydını başlatmamıştım. Daha doğrusu video kaydını. Video kaydını şu an başlattım. Mesela kameramı da şöyle özür dilerim aşağı doğru hareket ettireyim. Burada mesela cihaz beni çeksin. Şöyle mesela el sallayarak çekimine cihaz. Ben bu moddan çıkana kadar cihaz kayıt işlemini yapmaya devam edecek. Aynı irtifada, çıkardığım irtifada buna devam edecek. Bunu mesela bir arabanın etrafında, işte bir düğün hikayesi çekiyorsanız orada gelinle damatın etrafında bunu döndürerek bu tür işlemleri yapabilirsiniz. Bu ben şu an etrafında dön modunu sonlandırıyorum. Evet, cihaz şu an durdu. Yani cihazın zaten ana iki özelliği var, beni takip et. Ki orada açıkçası pek beklediğim performansı vermedi diyebilirim. Belki sizin bulunduğunuz ortamda GPS sinyalleri daha stabil olursa belki böyle bir problem yaşamazsınız. Cihazın üzerine bir su dökelim, bakalım ne olacak. Suyu da çok veci sıçratıyor. Cihaz benden kaçtı. Ama kumandasının elinde olduğunu unuttu herhalde. Tekrar indiriyorum. Siz sakın bunu evde denemeyin. Evet, cihaz tekrar kaçmaya çalışıyor. Ama bilmiyor ki nafile. Bunlar daha başlangıç. Biraz daha aşağı doğru indiriyorum ve cihaz elektrik kesip düştü. Şu an can çekişiyor zaten. Bir de ses çıkardı. Herhalde kelime-i şehadet getirmiş olması lazım. Eğer getirmediyse cihazı şimdi tekrar. Cihaz kapanmadı bu arada. Hala ışıkları yanıyor. Epey de sıcak durumda. Şunun üzerine koyuyorum. Bunun altında bir şey var herhalde. Şöyle kenara alalım. Kanatlarını açıyorum tekrar. Direkt. Bu arada video kaydını da sonlandırmamış. Şöyle düz bir zeminden. Cihaz kalkmayı reddediyor. Video kaydını sonlandırdım. Cihazı kapatıyorum. Evet, cihaz mefta oldu. Demek ki cihazı suyla yıkamamak gerekiyormuş. Kuruluğunda çalışıyor. Ekran görüntüsü geldi. Şu an şey yapıyorum. Görüntü alıyorum. Kumanda da eşleşti. Bir tane motorum çıktı. Motorda bir sorun var. Üzerine su döktüm, hatırlıyorsunuz. Cihaz çalışmamıştı. Yani önce sol arka pervane çalışmadı. Sonra sol ön pervane çalışmamaya başladı. Zeki olan arkadaşlardan bir tanesi bunu güneşe koymanın sorunu çözebileceğini söyledi. Bir 10-15 dakika civarında güneşte bunu beklettik. Şimdi hemen neticeye bakın. Pervaneler çalışıyor. Aynı cihaz yine. Kaldırmayı deneyeceğim. Evet. Şu an cihaz kalktı. Doğruyu söylemek gerekirse cihazın hani böyle bir şeyle uçuşuna son vermesi beni çok üzmüştü. Çünkü daha beyzbol sopasıyla vuracaktım ben buna. Bakalım ne olacak. Bataryası çıktı. Cihazın da bir kolu kırıldı. Demek ki cihaz çok da aşırı sağlam değilmiş. Şöyle göstereyim. Cihazımızın kolunu kırdık. O kadar da sert durmak istememiştim. En az bir iki kere daha vursaydım keşke. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere burayı kırdık. Şimdi arkadaşlardan da yardım alarak bunu tekrar yapıştırmaya çalışacağım. Elime sürmeden mümkünse şuraları şöyle yapıştıralım. Arkadaşlarımızdan birinin aklına bunu normal kırık kollarda olduğu gibi şu şekilde de bantlamak geldi. Güzel bir fikir. Burada en azından sabitleyici bir destek olur. Çok acıdı mı canım? Dur, kafan yarılmış, sarayım. Eline sıçayım, davar oğlu, davar. Şu an geldi. Evet. Şimdi kaldırıp kaçacağım. Kaldırdım, tamam. Demek ki
güzel pansuman yapabiliyormuşuz. Şimdi 15 GPS uydusu var. Şöyle bir kaldırayım. Bu cihazın bulunduğu konumda sabit durabilmesinin iki nedeni var. Birincisi kullandığı GPS uyduları, ikincisi de altındaki ultrasonik sensör. Şimdi cihazı kaldırıyorum. Hiçbir şey yapmadan şöyle itekleyeceğim. Bakın bulunduğu noktaya geri geldi. Şöyle yap. Gel buraya. Şöyle yapacağım. Bakın. Bırakıyorum. Bulunduğu noktaya geri gidiyor. Şöyle yapıyorum. Tekrar çekiyorum. Zaten kendi bana direnç uyguluyor geriye doğru gitmek için. Ve kumandayı da görün istiyorum. Bırakıyorum. Tekrar. Bu arada biraz da ağaçları biçti ama bulunduğu konuma geri geldi. Bunun en büyük nedeni sahip olduğu GPS özelliği. Bakın. GPS'i de gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Cihaz irtifa kazandırıyorum. Bir de ön arkaya değil de yana itekliyorum. Evet, tekrar bulunduğu konuma otomatik olarak geri geliyor. Evet arkadaşlar, FX67 modelini inceledik. Cihazımızın üzerine su döktük. Kanadını kırdık beyzbol sopasıyla. Buna rağmen iyi bir performans çıkardığını düşünüyorum. Bence fiyat performans ötesi bir cihaz, zaten görüntülerini izleyeceksiniz kamerasından kaydedilen. Biz bu drone'u görüntü kalitesi ve sağlamlığı için alıyoruz. Bakın cihazı 5 dakikada ufak bir dal ve minik bir bant parçasıyla tekrar uçabilir hale getirdim. Su döktüm ve kuruttum. Yine uçar hale geldi. Umuyorum videomu beğendiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Aklınıza takılanlar varsa Instagram'dan sorabilir ya da yorum bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya özen göstereceğime söz veriyorum.